Reklamcı Ali Tarhan'la Etiler buluşmasında hasret gideren Mirca Kalay, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu dolandırılma şokunu hala atlatamamıştı. Bu kadar böyle gerçekten kapsamlı, bu kadar cesur, başkasının kimliğiyle girip konuşacak kadar büyük bir sahtekarlık ve suç hiç karşılaşmamıştım. Oğlu Marsili, babası Erkan Kolçak Kösten ile karavan tatilini uğurlayan Cansu Tosun Nişantaşı'nda bir davete katıldı. Onlar karavan tatilinde, baba oğlu aynen Bülent Okan Ali, Marsel Erkan karavan tatilinde. Böyle durumlar olduğu zaman orada olmak istiyor musunuz siz de? Şu an tadını çıkarıyorum biliyor musunuz? Tek başıma. Şimdilerde yalnızlığın keyfini süren Cansu Tosun'u anlaşılan Marsel Bebek bir hayli yormuştu. Hiç yormuyor ama biz Erkan'la... Erkan yoruyor. Hayır. Biz Erkan'la ikimiz büyüttük ailemizin desteğiyle birlikte Marsel'i. O yüzden böyle dolu dolu, her şeyle birlikte dolu dolu yaşadık, tadını çıkardık 3 sene boyunca. Onun için böyle ufak kaçamakların da dolayısıyla tadını çıkarmış oluyorum, çıkarıyorum yani. Bana iyi geliyor tabii ki, Erkan'a da iyi geliyor. Tek başına olmak bana da iyi geliyor. Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonunda kupa törenine Simge Sağ'ın ve Icardi buluşması damga vurdu. Sezon boyunca attığı her golü Aşkım Olayım şarkısıyla kutlayan Yıldız golcü bu defa Simge Sağ'ınla yan yana o anları ölümsüzleştirdi. Şampiyonluk kutlamalarına Cem Belevi hayranlarıyla buluştuğu İstanbul sahnesinde katıldı. Hem şampiyonluk hem yeni yaşın vallahi çifte kutlama. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Her güzel haberi değerlendiren Cem Belevi hafta boyunca kutlamalara devam etti. O kadar güzel bir gün ki 100 yılda bir olur. Fenerbahçe'yi 3-0 Galatasaray yendi. Ayrıca bugün benim doğum günüm. O yüzden en güzel hediyeyi Galatasaray verdi bana doğum günümde. İmparator İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme Açık Hava'da bu yıl ilk kez perde açtı. Sahne öncesi gazetecilerle buluşan Tatlıses, yeni şarkısını müjdeledi. Yeni şarkımız çıktı. Yeni şarkının ilk konseri. Gözleri bela kız. Gözleri bela kız. Tabii gözleri bela olacak ki çarpacak. Gözleriyle vuracak. İzmir'de çıkan büyük yangında evini kaybeden Tatlıses, yaşanan talihsiz afetle ilgili konuştu. Mala gelsin, cana gelmesin. Yanabilir. Biz yanmadık ya. Siz buradaydınız o esnada. Biz yenisini yapabiliriz ama... Biz yandık mı kimse yerimize getiremez birini, anladın mı? Boşun, mala gelsin. İbrahim Tatlıses, Narlıdere'deki ünlü sitede çıkan yangının ardından yine aynı ilçede yeni bir ev yaptırdığını açıkladı. Her yaz olduğu gibi Bodrum'dayım, İzmir'deyim, Narlıdere'deyim. Orada ev yaptırıyorum bir tane. Bahçeli mahçeli inşallah dinlen. Havuzuma gireceğim, kafamı dinleyeceğim. Beste yapacağım sadece. İmparator Tatlıses, Kuruçeşme sahnesinin açılışını da yeni şarkısı Gözleri Bela Kız'la yaptı. Başıma oturmuşam içmişe, kara kız. Şu hizmetler bir tek seni seçmişe, kara kız. Ben kız kara kız, gözleri bela kız. Telefonun başındayım, geç kalma evim. Aşkı Nur Yengi, Türkiye'nin ilk öğretim düzeyindeki öğrencilerinden kurulu 500 kişilik dev filarmoni orkestrasıyla sahne almanın heyecanını paylaştı. Bir sanatçının başına gelebilecek en güzel şey yaşayacağım bu gece. 40 yıllık meslek hayatımda 500 tane pırıl pırıl Cumhuriyet çocuğuyla beraber şarkılar söyleyeceğiz. Çalacaklar, vokal yapacaklar. Muhteşem bir gece. Aynı zamanda sanat hayatının 40. yılını kutlayan Aşkı Nur Yengi, ilk kez sahneye çıktığı o anları paylaştı. Bugün burada var olan çocuklarımız 6. 7. sınıflar. Yani 11-12 gibi düşün, o yaşlardalar. Ben onların yaşında yani 12-13 yaşındayken Bebek Park gazetesinde sahneye çıktım. Ne cesaretmiş diyorum yani, helal olsun. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen geleneksel yıl sonu konserinde Aşkı Nur Yengi 500 kişilik dev orkestrasıyla unutulmayacak anları imza attı.
Ünlü bir saç markasının Türkiye'deki ilk marka temsilcisi olan Gamze Erçel lansmanda mutluluğunu paylaştı. Ben çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Aynı şekilde ben de büyük bir mutluluk bizim için. Markamızla yepyeni bir yüzle ve ilk defa Türkiye'de bir yüzle çıkıyoruz. O yüzden özellikle de Gamze Hanım'la beraber olmaktan çok mutluyuz. Gamze Erçel marka yüzü olduğu etkinlikte en büyük destekçisinin kardeşi Hande Erçel olduğunu belirtti. O benim için çok mutlu oluyor. Ben onun için çok mutlu oluyorum. Bizim her zaman iletişimimiz zaten Hande ile çok güzel. Yani çok iyi bir abla kardeşiz. Ne yapsam her şeyi soruyorum. O da bana soruyor. Öyle bir kardeşliğimiz var. Her buldukları fırsatta bir araya gelen kızı Mavi ile teyzesi Hande Erçel ile ilgili de anne Gamze'den itiraf gecikmedi. Sizi kıskandırıyor mu bu durum? Vallahi bazen kıskandırıyor. Yani bütün gün birlikte oluyorlar, bazen kıskanıyorum. Bir de Mavi gelmek istemiyor bazen teyzesinin yanında. O zaman kıskanıyorum. Gizem Hatipoğlu'nun motor tutkunu eşi Hakan Hatipoğlu'nu çıktığı kamp maceralarında yalnız bırakmasının nedeni merak edildi. Hayır, ben istemiyorum. Yani Survivor'la başladı o hayatım. 12 yıl olmuştur bir daha da. Yani şöyle ki evet, günübirlik gidilir edilir falan ama ben biraz böyle konforuma düşkünüm. Bilmiyorum, kampa gidiyorum diyor ama yok, nereye gidiyor? Arabesk konseptiyle tarz değişikliğine giden Hera Aslan İstanbul sahnesi öncesinde gazetecilerle buluştu. Önceki röportajımızda evde benim sözüm geçer, ben ne dersem o sözleri hatırlatılan Hera Aslan'a sevgilisi Ozan Doğulu'nun tepkisi merak edildi. Eve gittik, bana bir bağırdı falan dermiş. Hiç öyle bir şey olmadı ama hala arkasındayım. Gerçekten hiç böyle kırmıyor beni, bir dediğini ki etmiyor. Çok iyi anlaşıyoruz zaten, hem arkadaş hem sevgili hem dost. O yüzden böyle şeylerimiz bize komik geliyor. Yazın gelmesiyle ünlü isimlerin sahnesi de beachlere, plajlara taşınmaya başladı. Happy Hour'larda bikinili, mayolu sahneye çıkan meslektaşları hatırlatılan Hera Aslan'ın tercihi soruldu. Bikinili veya mayolu sahneye çıkarsa? Yok, çıkmam. Karşı olduğum için değil de zaten Happy Hour'da sahne almak pek istemiyorum. Hiç bu zamana kadar da böyle çok nadir Ozan'la beraber yaptık. Onun dışında kendi sahnelerim Happy Hour olarak olmadı ve bikiniyle de çıkmam. Bu açıklığa karşı olduğum için değil yani. Sadece bikiniyle çıkmam. Hera Aslan sevenleriyle buluştuğu İstanbul sahnesinde kıpır kıpır şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı. Bir tek ben değil, bir tek sen değil. Daha önce astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden Yusuf Güney'e NASA'nın paylaştığı UFO görüntüleri hatırlatıldı. Ne oldu? Dalga geçiyorlardı benden. Ne oldu? Ünlü şarkıcı iddialarına bu sefer de uzaylılar hakkında çarpıcı açıklamalarını ekledi. Geçen sene Aralık ayında zaten postum var, paylaşmışım. Dedim bak, önümüzdeki sene Şubat ayında başlayacaklar. Ki başladılar. İlk şeyler. Sonrasında zaten amaçları şu. Artık yavaş yavaş biz onları entegre edip, varlığına inandırıp ama başta sahteleriyle gözümüz boyayacaklar. Yani gerçeklerini görmeyeceğiz biz. Gerçeklerini 2030'dan sonra göreceğiz. Yusuf Güney hatta uzaylılarla savaşılacağı iddiasıyla şoke etti. Bayağı savaş falan olacak ya. Bize saldırıyorlar diye bilmem ne, chatler falan olacak böyle. Enteresan şeyler yaşayacağız. Özellikle 2024-2025'te çok acayip şeyler yaşayacağız. Gerçekten ama uzaylılarla yandan savaş olacak mı? Olacak, olacak. Ama sahte olacak. Başta sahte olacak. Bu yıl 8. kez düzenlenen Yılın Mimar Sinanları Ödül Töreni'nde liseli gençlerin oylarıyla en iyi oyuncu Kerem Alışık seçildi. Bugüne kadar 50'den fazla ülkeye satılan Bir Zamanlar Çukurova İtalya'da en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Diziden Fekeli karakteriyle İtalyanların gönlünü kazanan Kerem Alışık mutluluğunu paylaştı. Bu çok önemli. Bizdeki bütün bu yaptığımız dizilerin yurt dışında talep görmesi, beğenilmesi, sevilmesi ve böyle bir yurt dışına yayılması, evrensel olması hepimizi çok mutlu ediyor. Sektör adına, bizi sektörümüz adına çok gurur verici, çok mutluluk verici. Kardeş, bize niye bakılmıyor? Biz de Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. İvana Sert, Burçin Göksu'yu sergi açılışında yalnız bırakmadı. Burçin'i yansıtan da sergi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanatçı olarak hem de güzellik sektöründe çok bir değerli bir arkadaşımız, hem de sanat dünyasında böyle bir adım attığı için ben çok mutlu oldum. Adına sahte imza atılan belgeler için 77 bin lira ödemek zorunda kalan İvana Sert, eski ortağıyla mahkemelik olurken dava ile ilgili son durum merak edildi. Konuşamıyorum o konuda, avukatlarındaki altında duran bir durum ama maalesef böyle şeyler de yaşıyoruz. Ne davası, benim haberim mi yok? Sahte imza maalesef, sahte imza atıldığı için. 2021
yılında Sezer Dermenci ile Dünya Evi'ne giren İvan Asert, Arzu Monan ve Mehmet Hasan Tuğ'un boşanma davasına el ele gitmelerini yorumladı. 70 yaşındayız diyeyim. Artık diyoruz ki bak sıkıldım sende be aşkım. O da bana sıkıldım ben de seni aşkım. Hadi bir gel el ele de boşanalım derse gideriz neden gitmesek. Ama öyle olması lazım. Şaka bir yani böyle bir espri gibi olması gerekiyor. Çok konuşulan boşanmaya bir yorumda Uğurkan Erez'den geldi. Ne kadar güzel ki o boşanmaya. El ele gittiler. Medeni. Çünkü gencecik çocukları var. Canım, saygı önemli. Çerçevesinde kesinlikle. Ayrılmak dünyanın çok herhalde çok. En güzel şeyi olsa en gerek. Zor, en güzel, evet. En medeni ama en doğrusu bence. Çünkü çocukları var ortasında ve onları psikoloji bozmak hiç kimse hakkı bravo. Yok. Ünlü şarkıcı Berkay, İstanbul sahnesinde en sevilen şarkılarıyla müzik ziyafeti sundu.